Bir de Şeyh Ahmet Kaddesallahu aleyhi ve sellem mesela öyle bir zat imiş ki halkın böyle ona teveccühü çok olunca kalkıyor şeyhine yani Hazreti Ediyaüddin'e Kudüs'e sırruhu bir mektup yazıyor. Diyor gelen gidenim çok. Dergahımda çok büyük kalabalıklar toplanıyor ve ben çok korkuyorum diyor efendim diyor. Sürekli tövbe ve istiğfar ile meşgulüm. Çünkü Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz bir hadisinde Allah bu dini bir facirin eliyle de yüceltebilir diyor hadis. Ben halkın böyle toplandığını, halkın bana uyulan iltifatını görünce korkuyorum. Acaba o hadiste bahsedilen facir, o günahkar ben miyim diye bu yüzden sürekli tövbe ve istiğfarla meşgulüm diyor. Bakın ben bunları bu örnekleri niye verdim? Size demin dedim ki bir insanın tasavvufun genel ahlakları var, genel kuralları var. Bunların başında kendini hiç görmemesi, kendiyle ilgili hiçbir şey iddia etmemesi. Şimdi açın, işte gidin dergahlara, internet ortamını açın. Nasıl bas bas bağıran, kendilerinde gavslı, kutuplu, bilmem şu, bu falan, elimi öpen cennete gider, elimi tutan cennete gider, yok bilmem şunu yapan cenneti ben garanti ediyorum vesaire. Bunun ne kadar örnekleri var. Bunları insan gördüğü zaman, şahit olduğu zaman, bu yüce tasavvufun, bu aciz ve art niyetli insanların elinde nasıl heder olup gittiğine insan kahroluyor. Gerçek Allah ehli köşelerinde edepleriyle, ahlaklarıyla, tevazularıyla ağızlarını kapatmış Cenab-ı Allah'ın emrini beklerken bu yolla hiç alakası olmayanların böyle piyasada tezgahlarının başında tabiri caizse oturup bas bas bağırıp ahkam kesmeleri tasavvufun, tarikatların ehli olmayan kişilerin elinde ne kadar zavallı bir hale düştüğünü gösteriyor. Vah olsun bu zamana, eyvah olsun bu zamana ki gerçek Allah ehli çok çok azalmış ve köşelerinde kalmışlar.